Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni başlayanlar için şişli örgü başlama tekniklerini göstereceğim. Birinci adımda şişle başlayacağız. İkinci adımda bunu tığla yapacağız. Başlamadan önce bir püf noktasını göstermek istiyorum. Şişimizin üzerine ilmeklerimizi aldığımızda örgünün başlama sayısını bazen tutturamıyoruz ve ipimiz yeterli gelmiyor, bitiyor. Şu şekilde ipimizi şişin üzerinden bir şiş boyu ölçü alırsak bu bize 20 ilmek verecektir. Bunu da dedikten sonra örgümüze başlayalım. Elimize ipimizi alıyoruz. Şu şekilde kısa olanı bırakıyorum. Parmağımın etrafından dolaştırıyorum. Şişimi iki parmağımın arasından geçip bir yay gibi ipimi geriyorum. Baş parmağımdan doluyorum. Diğerini işaret parmağımdan geçiriyorum ve sıkıyorum. İşte ilk iki ilmeğimizi almış olduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Bundan sonra tek ilmek olarak düşecektir. Evet. Tekrar göstereceğim. Varsayalım ki ipliğiniz elinizden çıktı, elinizi çıkardınız. Tekrar şu şekilde ayırın. Şu şekilde devam edebilirsiniz. Evet. Evet. Bu şekilde şişimizin üzerine ilmeklerimizi rahatlıkla toplayabiliriz. Ben bir 15 tane örüp ilk sırayı örmek istiyorum. Şöyle 10, 11, 12, 13, 14 ve 15.yi de aldım. Kısa bir göstermiş olmak istiyorum. İlk ilmeğimizi şu uzun iple başlayacağız. Artık kısa iple işimiz kalmadı. Evet, şu şekilde ilkini boş olarak alacağız. Şöyle dıştan içe batıyoruz. İlmeğin içine battık. Onu aldık. İpimizi sıkıyoruz. İlmek sıkıyor. Diğer ikinci ilmeğin arasından geçtik. Üzerinden ipliğimizi attık. Şişimizden çıkardık. Tekrar gösteriyorum. İlmeğin içerisinden giriyoruz. Şu şekilde. Daha sonra ipimizi üzerinden atıyoruz ve çıkıyoruz. Bu göstermiş olduğum video yeni başlayanlar için gayet faydalı olacağını düşünüyorum. Kaçırdığınız bir kısım olursa videoyu yeniden başlatabilir, durdurup devam edebilirsiniz. Evet, bu şekilde şimdi biraz hızlıca ikinci sıraya geçmek istiyorum. Son ilmeğimizi de alalım. Çıkalım. Evet. Bu şekilde ilk sırayı oluşturmuş olduk. Bakın. Şöyle şurasında bir balık sırtı görüntüsü oluştu. Evet. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Tekrar sıra başına geldiğinizde ipinizi sağlam tutuyoruz. İçeri batıyoruz. Bunu ben örmüyorum. Sıranın gidişatında daha muhteşem bir görüntü oluşuyor. Örmeye bu şekilde devam edebilirsiniz. Kolay gelsin.